Bugün Doktor Çağdaş Kışlıoğlu'na geldik. Dişlerimle ilgili problemlerim var. Bağdat Caddesi'ndeyiz. Birazdan içeri gireceğiz ve dişlerimle ilgili nasıl bir değişim yapacak göreceğiz. Şimdi Sinem Hanım'ın dişinin resmini çektim. Dişleri çok güzel. Ancak ne eksikliği var? İşte gördüğünüz gibi bak dişlerin araları çürümüş. Hepimizin dişleri bir şekilde madde kaybına uğrayabiliyor. Burada Sinem Hanım'da olduğu gibi bu daha görüntü hali. Çürüğü temizleyince göreceğiz ki dişin yaklaşık 3'te biri kayıp olmuş olacak. Kayıp olan dokuyu bir şekilde yerine koymak lazım. Böyle durumlarda eğer dişin kendisi güzelse ve madde kaybı olduysa bu durumda bonding yaparak tedavi yaparız. Bonding'i ya böyle durumda kullanıyoruz ya da dişin arasında aralık olduğu durumlarda kullanıyoruz. Biliyorsunuz aralığı kapatmak için birebir bir yöntem, dişe zarar vermeden, dişin sadece arasına bir malzeme ekleyerek, farklı renkleri karıştırarak yapmak mümkün. Aynı şekilde burada da aralık gibi düşüneceğiz bunu. Zaten aralıklar da var, diğer dişlerde göstereceğim size çekim yaparken. Farklı renkleri karıştırarak, dişin bütün yüzeyine değil, sadece arasına ekleyerek tedaviyi tamamlayacağız. Niye bunlar oluyor ben söyleyeyim. Sinem Hanım antibiyotik kullanımı dedi. Ancak iki faktörü var bu işin. Tabii ki genetik faktörü. Bazı insanlar müsait bu işe. İkinci ana faktör şu. Diş ipi kullanmamak. İp kullanmayınca diş başlar dişin arasından çürümeye. Ve birdenbire bir gün gelir ki bu hale gelir. Dokunmazsak insanlar bazen diyor ki ben dolgun yaptırmak istemiyorum. Eğer dolgun yaptırmazsanız ne oluyor? Bakın buna mikroskopta içinde onlarca bakteri var. Bakteri yavaş yavaş ilerleyerek dişi çürütecek. İşlemlere başlayacağım. Temizleyeceğiz bütün dişleri. Temizledikten sonra güzel bir beyazlatacağız. Beyazlattıktan sonra da bu işlemleri yapacağız. Tedaviye başlayalım isterseniz tekrar. Hadi gelin buyurun. Evet şu anda Zidem Hanım'la çalışmalara başlıyoruz. Üzerinden geçmek istediğim bir iki konu var. Açalım. Bakın hem dişlerin aralarında çürükler var hem de açalım. Biraz daha büyük açın lütfen Sinem Hanım. Bak buraları kırık kırık dişlerin uçları. Dişlerin uçları farklı nedenlerden kırılabilir. Bazen insan diş sıkabilir veya bazen fındık fıstık kırma alışkanlığı olabilir. Çekirdek çok yiyorsa dişler kırılır. Ufak kırıkları da bondingle tamir etmek mümkün. Hatta çocuklarımız düştüğü zaman diş kırılırsa eğer yine aynı şekilde dişi tamir etmek mümkün. Veya darbe alırsak biz yetişkinlerden. İşlemlere başlıyorum. Öncelikle çürüğü temizleyerek başlayacağız. Hazır mısınız? Çürüğü temizleyelim. Büyük açtık. Şimdi bakın. Şimdi gördüğünüz gibi bakın dişler çürüğü temizledikten sonra ne kadar inceldi. Bu şekilde ciddi aralıklar oluştu. Şimdi eski yöntemlerle olsa dişi kaplamak zorundaydık. Çünkü ciddi madde kaybı var. Ancak günümüz teknolojisinde teknikler ilerledi. Bu dişi kaplama yapmadan sağlam diş dokusunu koruyarak sadece çürüklü diş dokusunu ortadan kaldırarak yapmak mümkün. Çürüğü temizledim. Şimdi işin mantığını anlatayım size. Bonding nasıl yapılır ona geçelim. Şimdi size bonding'in mantığını anlatacağım. Dediğim gibi diş birkaç renkten oluşuyor. Ben birkaç rengi seçtim. Şimdi tabaka tabaka olan renkleri uygulayıp heykeltıraş gibi şekil vereceğiz. İşleme başlıyoruz. Öncelikle ince bir bant var. Bu bantı koyalım araya. Bant dişlerin birbirinden ayrı olmasını sağlıyor. Ondan sonra bonding için yapıştırıcısını uyguluyorum. Bu malzemeler dişe yapışarak uygulanıyor. İlk tabakayı koyuyorum. İlk rengi koydum. Bu malzemeler ışık ile sertleşiyor.
Şimdi geçiyorum diğer tabakaya. Gördüğünüz gibi hamur kıvamında malzemeler bunlar. Yavaş yavaş diğer tabakayı uyguluyoruz. Biliyorsunuz dişler yukarıda daha sarı, aşağıda daha beyaz, kesici kenarda daha gridir. O yüzden birkaç farklı rengi karıştırarak yapıyorum. Şu an tabakalama işlemi devam ediyor. İsterseniz en son tabakayı koyarken bakalım tekrar. Işık. Böyle şey şöyle. Dur. Bantı çıkartıyoruz. Evet. Şimdi bakın gördüğünüz gibi aralık kapanmış oldu. Sıra geldi dişle sıfırlama işlemlerine ve şekil vermeye. Böyle özel diskler var. Şekil veriyorum. Doğal dişin şekli nasılsa burada da aynı şekilde veriyorum. Açalım lütfen. Teşekkür ederim. Bakın bu diş tamamlanmış oldu. Sırayla diğer dişlere de geçeceğim. Tek tek yapacağım ve hatta önceki dişi hafif uzatacağım ki gülüş tasarımı da yapmış olalım. Şöyle işte Sinem Hanım'a, zaten genç hanım, sağlıklı hanım, ancak daha sağlıklı, daha güzel bir gülüş verelim. İşlemlerim devam ediyor. Sinem Hanım'la işlemlerimiz tamamlandı. İyi misiniz Sinem Hanım? Güzel geçti. Yordum sizi biraz ama güzel geçti. Bak gülümseyin. Bak Sinem Hanım daha dişlerini görmedi. Ben sizi merak ettim. Ben göstereyim dişlerinizi. Buyurun isterseniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sinem Hanım da böyle rahat davranıyor farkındayız. Hatta tabiri caizse derler ya cool davranıyor. Niye cool davranıyor? Çünkü hanımefendi zaten meslek icabı Sakin Hanım. Ama güzel oldu bak, bayağı güzel. Dişler ortaya çıktı. Zaten güzeldi, daha güzel oldu. Çürükler falan kalktı. Bugünkü işlemlerin bazılarından size bahsetmek istiyorum. Zaten hepimiz diş taşı temizliğini biliyoruz. Ancak Sinem Hanım'ın dişleri de sarıydı. Dişleri sarı olunca, temizlikten sonra ortaya çıkan dişler sarı olunca dişi beyazlatmak güzel oluyor. Diş beyazlatma yöntemi klinik tipi ofis beyazlatma yapıldı. Yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saatin sonunda dişler birkaç ton daha beyaz hale geldi. İnsanlar diş beyazlatmayı merak ediyorlar nasıl olur diye. Diş beyazlatmada anahtar kelime şu. Dişler birkaç ton beyaz hale geliyor ve ömrü aşağı yukarı 1 senedir. 1 sene sonunda eski haline gelecektir. Günlük bakım normal devam ettiği sürece 1 sene etkisini sürüyor. Aynı şekilde ne yaptık? Dişlerde büyük yıkımlar vardı. İlk karşılaştığımız zaman siyah noktaları hepimiz görüyorduk. Ancak onları temizleyince ne kadar derine gittiğini gördük. Bazı insanlar bakar dişlere der ki küçük bir siyah nokta var, problem değil, gel bekleyelim. Öyle bir şey yok. Mine serttir. Mine içerisinde çürük küçük bir noktadan girer. İçeride giderek genişler. Bugün de canlı örneğini gördük farkındaysanız. Noktadan girdim içeri, simsiyah çıktı. Temizledikçe ne kadar derine gittiğini, ne kadar madde kaybı olduğunu gördük. Ortaya çıktı diş, ondan sonra bondingle uygulamamıza devam ettik. Ve bu şekilde bondingle oldu. Bondingin güzelliği şu, tek seansta yapılıyor. Kişi hemen aralığı varsa aralığından kurtulabilir. İşte bu şekilde çürükleri varsa çürüğünden kurtulabilir. Veya bir şekilde darbeyle diş kırıldıysa diş kırığından tek seansta kurtulabilir. Bondingin ömrü ne kadar diye merak ediyor kişiler genelde. Aşağı yukarı ömrü 5 sene olarak kabul edilir. İyi fırçalayan, iyi bakan, düzenli diş hekimi kontrolüne giden bireylerde ömür daha uzun olurken bazen kişiler iyi bakmaz ise daha kısa olabilir. Eğer kapsamlı bir gülüş tasarımı istiyorsak porselen laminelerle yapılan gülüş tasarımı tercih etmek lazım. Biliyorsunuz lamineler dişin ön yüzüne yapışan ince porselen yapraçıklar. Diyelim ki dişler kısaldığı zamanda aşındı, çapı düştü. O zaman lamineleri dişin ön yüzüne yapıştırarak kişiye gülüş tasarımı yapılıyor. Bu da ister bilgisayar tekniği kullanarak 1-2 günde veya laboratuvarda çalışarak hafta gibi kısa bir sürede yapılabiliyor.
diş hekiminiz sizin için en uygun tedaviye karar verecektir.